Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Umarım seste, görüntüde herhangi bir sıkıntı yoktur. Bugün çünkü ekipmansızım. Hiç yanımda ekipman yok. Normalde kulaklık ve en önemlisi Pokemon Go Plus Plus'a çıkıyordum. Fakat şu an Plus Plus'ımı evde unuttum. Zaten çevredeki Pokemon'lardan da fark etmişsinizdir. Çok fazla boşta Pokemon var ama onları yakalamaya bile şeyim yok. Normalde bunlar otomatik olarak yakalıyordu ve bu duruma çok alışmışım. Şu an tek tek böyle seçip bu Pokemon'ları yakalamak biraz açıkçası zoruma gidiyor diyebilirim. Çok daha rahat yayın yapabiliyormuşum meğersem yanımda Pokemon Go Plus Plus varken. Şöyle, öncelik haberim şu: çekiliş yapacaktık ve çekilişte Pokemon Go Plus Plus olacaktı dostlar. Yaptığımız ankette, eğer halen katılmadıysanız halen katılma vaktiniz var. Yaptığımız ankette o çıktı. Ankette 4-5 tane ürün koyduk ve o ürünler arasından en çok tabii ki bence mantıklı olan da o Pokemon Go Plus Plus seçildi. Fakat ben cihazı bulamıyorum dostlar. Daha önce aldığım yerde de yok. İşte stoklar tükenmiştir yazıyor. Farklı ürünün çok daha yüksek fiyatlı olan yerlere de baktım. Orada da yok. Maalesef ürün şu an yok. Sanıyorum ki ürün yurt dışından geliyor. O tarz firmalara ve bu işte fiyatların yükselmesiyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ve maalesef ürün şu an yok. Yerini buluruz. Yani şöyle, yerine farklı bir ürün yaparız ama tabii ki istediğiniz cihazın olması daha güzel olurdu. Şimdilik zaten daha çekiliş için erken, rahat böyle bir ayı falan var. O süre zarfında ufak tefek çekilişler olabilir. Onları kaçırmayın. Onlar da gayet Pokemon'la ilgili ya da işte güzel şeyler. Belki de yaptığım ankette ikinci sıradaki ürünü şimdilik değerlendirebiliriz. Onun dışında bir sürpriz çekiliş var. Çok yakında elime ulaşacak bir izleyicimiz, bir takipçimiz tarafından bize hediye edilen bir şey var. O da gelsin. Onları da sizlere vereceğim dostlar. O yüzden aslında çekilişlerimiz sürüyor. Fakat işte Pokemon Go Plus Plus konusunda biraz üzüntü yaşadık. Şimdi bugünkü konumuz, aslında birkaç tane konumuz var. Çok önemli detaylardan da bahsedeceğim dostlar. Bugünkü konumuz bu arkadaş. İlk başta ben almakta zorlandım. Zaten kanalda videosu da var. Ama durumu çözdüm. Yani ilk yakaladığım anın neredeyse yarı hızında ben bu arkadaşı alabildim. Bu arada yürüyeceğim yol inşaat dolayısıyla kapalıymış. Çermendir'in yanına gidecektik ama güzergah bu deprem dolayısıyla kapanmış. Oradan gidemedik. Neyse. Ya bu Pokemon'u nasıl alırsınız? Eğer tabii ki almak istiyorsanız öncelikle diğerlerinin bir 10 katı, belki de 15 katı zor olduğunu söyleyebilirim. Şu açıdan iyi. Genelde dostlar IV'leri iyi geliyor. Yani bakın, mesela arka arkaya şu IV'leri normal Pokemon'larda tutturmak mümkün değil. Ve ben böyle her gün aralıksız girmiyorum. Ya da zaten o kadar girecek bize şey vermiyor oyun zaten. Şeker de vermiyor, vakit de vermiyor. O yüzden böyle aralıksız girdiğim söylenemez. Ama girdiğim sürede dostlar birkaç tane de bir iyileri geliyor. Bir Charizard eksiğim var. Charizard da zayıf ama mesela bu Charizard da, bu zayıf olan bu arkadaşta işte özellikleri şu kadar açılmış zaten, bunları detaylarını biliyorsunuz. O yüzden şu an açıklamıyorum ama bu bile Beldum'u tek başına almaya yetiyor dostlar. Son anları da ölebiliyor. Biraz mantıklı davranmanız, biraz hızlı davranmanız lazım sadece. Ama onun dışında Pokemon'u alabiliyorsunuz. İlk başta benim gözüm çok korkmuştu. Neden bu kadar zor yapmışlar diye. Size şöyle diyeyim. Bir evrim hali gelirse, örnek veriyorum, birinci ya da ikinci evrim hali gelirse mümkün değil alamayız, size öyle söyleyeyim. Hani 5-6 kişi, 7 kişi, 8 kişi belki alamayız. İlk hali, evrimleşmemiş hali bu kadar güçlüyken. Şimdi bahsedeceğim diğer olay şu. Şurada görevin bir sonraki seviyesine geçtim. Zaten ben bunu şey olarak attım dostlar. Bu arada kameram yanlış taraftaymış. Neyse, sıkıntı yok. Ormandaki fızıltılar kısmında zaten yeni göreve geçtiğimi söyledim. Burada Çelebi verecek bize. Çelebi'yi alacağız dostlar. Ama Shiny olanı alacağız. Nasıl alıyoruz? Bunu görevle zamanında almıştık. Kanala girip bakarsanız görürsünüz. Bunun biletini almıştık zamanında. O biletin meyvesini yiyoruz şimdi. Tabii bu görevler böyle aylarca sürüyor. Şurada Charmander'a yaklaşabilecek miyim? Yaklaşabilirsem.
onu oradan almak istiyorum. Az önce gittiğim yol kapalıydı. Şimdi bir diğer bahsettiğim konu bu. Bu arada boğazımda çok ciddi bir kuruluk var. Bunun en büyük sebeplerinden biri buranın halen inşaat ve toz üzerine olması dostlar. O yüzden arada öksürürsem de kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim çünkü olacaktır. Maalesef artık boğazımız çok kötü halde, çok kötü durumda. Şimdi şunu şuradan alalım. Ardından bahsetmeye devam edelim. Bu Pokemon'ları mutlaka dostlar toplayın. Zaten gün içinde çok az limitiniz var. O yüzden her gün alabildiğinizi alın. Biraz daha yaklaşalım, sonra çıkarız. Şöyle. Ya şu olay da biraz garip. Yani bunlarda şu yanına gitme muhabbeti olmasa daha rahat olurdu. Şöyle yapalım. Normalde tabii ki metal Pokemon'u ateş Pokemon'la karşı kullanmak mantıklı değil ama en azından bu Pokemon'u da eğer büyürse, bu arada evrimleşirse daha geç büyüyor. Pokemon'lar daha zor büyüyor. Yani orantılı bir süre var aslında. En azından bu Pokemon'u da görmüş oluruz. Evet. Bu arada girdiğim yolun kapalı olduğunu söyleyen bir arkadaş. Teşekkür ederim. Ben sadece Pokemon almak için girdim oraya. Bakın arkam kapalı, inşaat halinde. Ne diyorduk? Evet dostlar, mutlaka bu Pokemon'ları alın. Bu Pokemon'lar bence çok daha ileride bize lazım olacak. Bu arada çok ciddi hasar veriyor. Ben aslında büyüsün istiyorum. O yüzden belki özel atağını atmayabilirim. Evet, büyüsün. Hep birlikte görelim. Gerçekten devleşmenin yakıştığı Pokemon'lardan biri bu. Ama boyut olarak şey değil. Çok da büyük değilmiş. Diğer Pokemon'lar daha da büyük oluyor. Ama güçlü olduğuna eminim. Bizim işimize yarayacağına eminim. Sanıyorum ki Pokemon'ları böyle aslında sırayla çıkartıyorlar bize. Hani önce Pokemon'u alıyoruz. İşte güçlendirirsek, evrimleştirirsek karşılığında da daha farklı kazanabileceğimiz bir Pokemon alıyoruz diye umut ediyorum. Yani bu iş biraz sıralı gidiyor. Mutlaka toplayın ve bu süre zarfında çok fazla şekere ihtiyacınız olacak dostlar. Şeker, çünkü her adımda çok ciddi şeker lazım oluyor. Bu Pokemon'ların normal hallerinde ben daha önceden topladığım için bol bol şekerim vardı ama şekerlerim inanın tükendi. Yani 1000, işte 1200-1500 şekerim varken şekerler tükendi. Şöyle bir şeker alma adına da yapalım. Yani bir topluluk gününde eğer topladıysanız dostlar şekeri, şanslısınız. Çünkü ciddi şeker lazım oluyor. Şunu da alalım. Şimdi dostlar şöyle bir muhabbet var. Birkaç gündür kanalda söylüyorum ama kanalda ya da Discord'da söylüyorum ama maalesef güzel geldi bu arada. Maalesef duyarsız, direkt duyarsız kalan diyeceğim ya. Direkt duyarsız kalan diyeceğim. Duyarsız kalan arkadaşlar var. Durumdan da bahsedeyim. Buradan gören arkadaşlar da lütfen bana ulaşsınlar. Öncelikle ben de bir canlı yayın yapacağım. Canlı yayın yapmak zorundayım. Çünkü bir kardeşimizin, bir yeğenimizin gönüllü abiliğini üstlendim. Ve üstlenirken aslında sizlere güvendim dostlar. Çünkü çok güzel bir kitle olduğumuzu düşünüyordum. Ve hepinizin böyle bu konuya aslında duyarlı davranacağınızı düşünüyordum. Fakat hiç umduğum gibi olmadı ya da istediğim kadar karşınıza çıkamadım diyeyim. Halen umudum var. Dostlar, bu kardeşimiz 8 yaşında sadece ve çok ciddi bir kas rahatsızlığı var. Belki de olur videolarımı izler diye buradan böyle çok detaylı bahsetmek istemiyorum ama DM'de kas hastası yazarsanız zaten durumun ne kadar ciddi ve ne kadar büyük sorunlar üreteceğini görebilirsiniz. Ben bu arkadaşın bu tedaviyi alana kadar gönüllü abisiyim. Ve elimden geleni yapacağım. Belki de her videosunda bunu dinleneceğim dostlar. Sizlerden. Valilik onaylı bir kampanya başlatıldı. Yani IBAN'ı var. Para toplanıyor. Ama eğer yaşı küçük arkadaşlar için diyorum. Maddi durumunuz yoksa, ki normal, ki şu şartlarda Türkiye'de maddi durumumuzun olmaması kadar normal bir şey yok zaten ama eğer sadece canlı yayınlara katılarak bile aslında onun daha farklı kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi benim isteğim sizden şu: yorumlar kısmına ben de işte
kardeşimizin gönüllü abisi, gönüllü ablası olmak istiyorum yazarsanız ben size bir şekilde bir ayrı grup kuracağım. Bu ister WhatsApp kanalım olsun, ister farklı bir şey olsun. Size sadece canlı yayın başladığında oradan haber vereceğim dostlar. Ve tek tıkla canlı yayına 10 dakika 15 dakika harcamanız bu çocuğun hayatını kurtaracak. Dediğim gibi her şey resmi. Instagram üzerinden de bakabilirsiniz. Benim kanalda da var bütün resmi evrakları. Kendi kanallarında da var. Oradan ulaşıp E-Devlet üzerinden bakabilirsiniz. Yani bu ödeyeceğiniz paranın ya da işte bu yapacağınız emeğin söz konusu. Çünkü sadece para değil. Bu yapacağınız emeğin boş yere gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Bir hayat kurtaracağız hep birlikte. Yaklaşık 3 milyon dolardan hatta 3,5 milyon dolardan bahsediyoruz totalde. Çok ciddi paralar bunlar. Küçük bir hesapla boğazım çok kurudu. Küçük bir hesapla aslında ne kadar büyük rakam olduğunu siz de görebilirsiniz. Hepimiz bir şeyler yaparsak bu işin üstesinden çok basit bir şekilde geliriz. Ama hepimizin bir şeyler yapması lazım. Ben bu dediğim bu süreç ki bir seneye yakın bir süreç var. Daha yeni başladı. Bu süreçte ben gönüllü abisi olmaya razıyım. Gönüllü abisi olmak ya da gönüllü ablası ya da gönüllü kardeşi olmak isteyen varsa dediğim gibi bunu kendi sayfanızda paylaşmanız artı canlı yayınlara katılmanız artı çünkü biz katılırsak o arkadaş o canlı yayın farklı insanların en azından durumu olan insanların önüne çıkacaktır. Sizden ricam bu. Ben gerçekten bu işi kabul ederken aklıma direkt siz geldiniz. Ben çok güzel bir topluluk olduğumu düşünüyorum. Halen öyle düşünmek istiyorum. Biz çok güzel bir topluluğuz ve bunun rahatlıkla üstesinden gelebiliriz. Yani o arkadaşın ileride bir gün ben ziyaretine de gideceğim zaten. Ve onunla ilgili onunla da video da çekmek istiyorum. Bunu prim falan olarak düşünmeyin dostlar. Gerçekten küçük bir çocuğun yaşaması başka bir şey değil. Yani bunun benim kanala ya da bunun şeye gerçekten ihtiyacı yok ki işin içine girerseniz aslında bu iş için nasıl canla başla savaştığımızı da görebilirsiniz. O yüzden mutlaka hani benden bir şey olmaz ya da benim ne kadar etkim olacak diye düşünmeyin. Bir kişiye bile benim ihtiyacım var. Şimdilik WhatsApp'tan takip ederseniz beni kanal kısmında var. Hani orada az insan var diye orayı tercih ettim. Ya da konuşmak isterseniz özelden Discord'dan da bütün ya da işte Instagram'dan da bütün detayları size atabilirim. Oradan ben canlı yayınları haber edeceğim. Linkini paylaşacağım. Canlı yayın olduğunda oraya katılıp işte biz de kanaldan geldik. Desteğimiz yanınızda dediğinizde ya da gerçekten destek verebilecek durumunuz varsa 3-5 neyse. Yani şöyle örnek veriyorum. Benim de az çok durumu biliyorsunuz. Zorla bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama benim sözüm var. Bu ayki kanal kazancını önümüzdeki aya kadar. İşte ayın 21'ine kadar bizim kanal kazancı belli oluyor 21'inden 20'ne. Önümüzdeki ay bütün kanalın kazancını kendisine bağışlayacağım. Bunu bağışladığımı bağışlamadığımı merak edenler benden direkt o gün ayın 21'inde 22'sinde direkt benden dekont isteyebilir dostlar. Ve hani ispatlı bir şekilde yapacağım. Bağışları ama buraya değil bağışları çocuğa yapmamız lazım. Bağışları yeğenimize yapmamız lazım. O yüzden sizden ricam elinizden geleni yapın yapmak zorundayız. Ve umarım biz parayı toplarsak bu arkadaşı Dubai'ye göndereceğiz. Dubai'de de tedavisini alacak ve ben Dubai'ye gönderilirken ya da gelirken mutlaka orada olacağım. Sizlerle o anı paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi ben o arkadaşın gönüllü abisiyim. Ve sınırsız sayıda gönüllüye ihtiyacımız var. Gerçekten bu işi yapan, hani bu işi sevabına yapan olur. Bu iş içinde bulunmak isteyen arkadaş olabilir. Gerçekten çok büyük bir sevap bu ve ileride bir gün bizim başımıza gelmeyeceğinin de bir garantisi yok. O yüzden iyilik yapın, iyilik bulun dostlar. Bu şekilde ara ara ben dile getireceğim. Ulaşmak isteyen arkadaşlar bana mutlaka ulaşsınlar. İyi seyirler dostlar.